Dalbahçe olsun, Osmancık olsun, Avşar olsun, Kurudere olsun bir meyvecilik diyarı bu bölge. Taşın altına biz kooperatif olarak, muhtar olarak, yani yayla muhtarlığı olarak, diğer muhtarlıklar olarak, başkanım olarak biz elimizi koyuyoruz. Devlet sadece bizim yanımızda olsun yani. Kooperatif genel kurulumuz var. Hayırlı uğurlu olsun üyelerimize, başkanımıza. Şimdi yanımızda kooperatif başkanımız var. Tabii ki ondan bir bilgi alalım bakalım. Bu seneki fiyatlarla ilgili hem de ürünlerle ilgili de bilgi vermiş olalım. Tanıyalım sizi. Ali Yavuz Demirelli. Osmancık Tarımsal Sulama Kooperatif Başkanıyım. Aynı zamanda komşu köy, Yayla Köyü muhtarıyım. Üçüncü sene başkanlık yapıyorum. Sağ olsun Salim Çetin muhtarımızın öncülüğünde bir sulama kooperatifi kuruldu. Bundan yaklaşık 10 yıl önce. O zaman suyla ilgili probleminiz kalmadı mı? Yani bir kısmı, yaklaşık 700 dönüm arazi sulanıyor. Yani en azından bu 700 dönüm araziden köylülerimiz güzel gelir elde etmeye başladı. Yani tarımı biraz daha ileriye götürmeye başladık. Peki gelecekte haliyle kuraklıktan dolayı problem var. Madem şimdi suyu açtık konuyu. Evet. İlerleyen dönemlerde bu sıkıntılar yaşanacak mı? Yoksa barajla ilgili çalışmaların çoğalması mı lazım? Nasıl olması? Ya bizim yakınlarımızda baraj yok. Ama dediğiniz gibi barajların çoğaltılması lazım. Akarsular boşa gitmemesi lazım. Ya veyahut da dere yataklarına setler yapıp yeraltı yağmur suyunu yeraltı zenginliklerini kazandırması için öyle bir çalışmalar yapılması lazım. Yani bu haberleşmeyi önlemek için yeraltı barajlarına daha çok önem evet, verelim. Evet, aynen öyle. Yani bizim de kuraklığa dayanıklı meyveler daha çok yetiştirme tabii o yöne gitmemiz gerekiyor ki özellikle kirazda çok suya ihtiyaç oluyor. Kirazda su olmazsa olmaz. Bizim rakımı itibariyle deniz seviyesinden 200 metre falan yüksekteyiz. Bizim mutlaka suya ihtiyacımız oluyor. Bizim buralarda kirazda. Ama tabii bu 700-800 metre rakıma çıktıkça iklim koşullarından, hava koşullarından suya toprakta biraz daha fazla kaldığı için bizim buraya göre fazla su ihtiyaç olmuyor. İhtiyaç olmuyor. Evet. Hava şartlarından. Tabii hava şartlarından. Ama biraz daha ovalara doğru inince de mecburen su tabii ihtiyacı şart tabii oluyor. Daha sıcak oluyor. O zaman bir çağrı yapacaksınız. Yani başkanım diyeceksiniz ki herkes bir damla suyuna da sahip çıkmazsa yoksa susuz kalacağız. Su evet olmayınca tarım olmayacak. Tarım olmayınca da aç kalacağız. Yani, evet. Değil mi? Evet maalesef öyle. Küçücük bir damla suyun nelere mal olduğunu görsünler. Evet ya vatandaşlarımızın burada çok duyarlı olması gerekiyor. Yani en ufak arızalarda, ondan sonra su israflarında hep bunlardan kaçınmak gerekiyor. Mesela arızalarda bize ne kadar erken bildirirlerse biz o kadar erken, o kadar çabuk müdahale ediyoruz. En azından su kaçakları önlenmiş olur. Tabii ki, tabii ki. Peki şeyi soracağım, bir plaket gördük şimdi, muhtara da plaket verirken yakalandık da. Evet. Belki çaktırmadan muhtar da bize verir. İşin esprisi. Yani. Plaket nedir? Şimdi bu plaket, bugün bizim Mali Genel Kurulu toplantımız var. Siz de denk geldiniz ona. Şimdi muhtarımız bizim kurucu üyemiz, öncümüz olduğu için bunları bir onur etmek için böyle bir plaket düşündük. Valla plaketi siz hazırladınız. O zaman da Çiftçi TV olarak biz sunalım değil mi? Tabii ki. Ona da vesile olmuş olalım. Aynen, evet. Şimdi plaketi bir verelim, ondan sonra düşüncelerini alalım. Evet, değerli izleyicilerimiz, haliyle röportaj esnasında da kooperatif başkanımız muhtarımıza bir plaket hazırlamış. Biz de Çiftçi TV olarak bu plaketi, yani değil mi, beraber verelim başkanım. Tabii, beraber verelim. Vesile olmuş olduk. Evet, buyurun. Biz de plaketi almış diyelim. Onur ettiniz bizi. Gerçekten bugün Çiftçi TV olarak hoş geldiniz diyelim. Erol Bey siz de yönetmen olarak hoş geldiniz köyümüze. Şimdi bizim 2007 yılında
deneme amaçlı devlet su işlerine kuyular kazdırdık. Yani Osmancık, yayla, dalbahçe, meyvecilik diyarı buralar. Yani dünyanın en kalitelisi ve Türkiye'nin en kaliteli meyveleri bu ovada çıkıyor yani. Yani yayla olsun, Osmancık olsun, dalbahçe, ovamız bir yani. Hava dar. Yani dünyanın ilk inciri burada çıkıyor. Yine dumanlı papaz eriğimiz burada çıkıyor. Ankara'ya, yani bu bölgeye has Ankara eriği, limon armudu ve yediören inciri. Bunlar da şöyle diyelim, Antalya'da kapalı seralar var. Şeyde de bizim bu bölge, yani Turutlu, Turutlu'nun güney kısmında, Bozdağ'ın eteklerinde işte yayla olsun, işte dalbahçe olsun, Osmancık olsun, avşar olsun, kurudere olsun, bir meyvecilik diyarı bu bölge. Yani şey var, yani aslında baştan söylediğimiz gibi erik ve kirazla ilgili bir hareketlilik var köy içinde. Evet. Komisyoncu arkadaşlar geliyorlar, üreticilerden almaya çalışıyorlar. Bazısı çaktırmadan kaçıyor. O nasıl oluyor, biraz ondan bahsedelim. Şimdi, meyvemiz kaliteli. Evet. İşte biraz önce gördüğünüz yurt dışına ihracat da oluyor. İhracat olan Ziraat 900 kirazı, biz de Salihli kirazı diyoruz. İşte, o ihraca da gidiyor herhalde. İhraca da gidiyor. İşte bugün yani Çiftçi TV olarak ayağınız bereketli geldi. İhracatlık kirazımızı da işte... Üstünde Çiftçi TV değil mi? Çiftçinin adı üstünde, çiftçinin yanındasınız her zaman. Ondan onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. İşte çiftçilerin derdini işte aktarıyorsunuz. İşte alım satımda dumanlı papazımızı, işte Salihli kirazımızı ihracat. Fiyat da iyi. 80-70 civarı, 65'e gitti. Dumanlı papaz eriğimizde işte 11-15 arası devam ediyor. Gerçekten şu an Turutlu Ovası'nda kalmadı. Bu bölgede hem Salihli kirazımız Ziraat 900, hem dumanlı papazımız gerçekten hem kaliteli, hem zaten şimdi dikkat ediyorum, vatandaşlar zaten ürünlerinin kaliteli olabilmesi için de onları seçip kasalayıp da bir şekilde getiriyorlar ama şimdi böyle köşe kapmaca yapıyorlar, onlar neden oluyor yani? Fiyatı düşük verince başka yere mi gidiyorlar, nasıl ya, oluyor? Şöyle, alıcı 7-8 tane alıcımız var. Bu da daha da çoğalacak. İleride limon armudu, yediören inciri, işte Salihli ihracat kirazı çıktığı an limon armudumuz da ihracata gidiyor. Yediören incirimiz de yurt dışına gidiyor. Yani şu an ihracatlık ve iç piyasaya, yani büyük şehirler, sahiller, Türkiye'nin 81 iline meyvemiz buradan gidiyor. Yani şöyle diyelim, biraz da reklam yapalım. Yani Turutlu'nun dumanlı has papaz eriğini, Ankara eriğini, limon armudunu, yediören incirini buradan Türkiye'nin çeşitli illerine sofralarında buluşturuyoruz yani. Evet. Buradan çiftçilerimizi tebrik edelim. Yani gerçekten alın terleri var. Sıcakta yandık, karardık biliyorsun. Arazilerde şey yaptık. Çalışan 34 derece sıcak altında çalışan çiftçilerimizi, emektarlarımızı gördüğünüz ağaç başında. Şu gördüğüm kadarıyla çok şikayetçi değiller. Ama eğer üründe hakkını alırsa, o insanların eve giderken yüzü gülerek gidince zaten hakkını almış oluyor, mutlu oluyor. Şimdi şunun gibi, plaketin bir değeri yok ama maddi anlamda. Evet. Ama manevi anlamda çok önemli bir değeri var. İnsanları yaptığı işlerde küçücük bir şeyle onure ettiğiniz zaman aslında mutlu oluyorlar. Yani önemli olan emek veren insanları da onure etmek, onları mutlu etmek, bütün yorgunluğu da ortadan kaldırmış oluyor. Evet Erol Bey, iyi bir konuya değindiniz. Şimdi biz çiftçilerimiz için 2007 yılında işte sulama kooperatifinde deneme amaçlı devlet su işlerine devletimiz de yanımızda oldu. Onun şartlarıyla 1 trilyona yakın, yani eski parayla 1 milyona yakın bir para harcama yaptık. Şu gün kuracak olsa kooperatifimizi 170 üyemiz var. Şu an 5-6 yani milyona kuramayız yani. Gerçekten bunlar desteklenmesi lazım. Devlet destekliyor diyor da bazı yerde göründüğü gibi değil yani. Eleştiri babında değil de. Şimdi elektriğimiz pahalı. Yani şeyler pahalı geliyor bize. Ceyran düşmesi lazım. Artı
kuyu, bu susuz bölge bu bölge. Biz burada çiftçilerimizi ödüllendirelim diye yeraltı suları şey yaptık. 2010 yılında kooperatifimizi kurduk. İşte Metin Elmas başkanımı başkan yaptık. Aşağı yukarı 6 yıl o şey yaptı. 4 yıl biz yaptık. 3 yılda Ali kardeşim yürütüyor bu şeyi ve başarıyla yürütüyoruz. Bir yere de bir borcumuz yok. Allah'a şükürlü olsun. Peki bir şey sorayım. Yani şimdi elektrik dediniz, tabii ki elektrik fiyatlarının yüksek olmasından dolayı sıkıntı var ama bazı bölgelerde bu fikir amaçlı güneş panelleri kurmaya başladılar. O yeraltı sularını çekebilmek için. Öyle bir şey düşünüyor musunuz? Ya biz onu yok, doğrusunuz. Biz onu 2010 yılında düşündük, şey yaptık. O zaman bu şartlar yoktu. Aküleri pahalıydı onun. 2 yılda bir, 3 yılda bir akü şey oluyordu. Kooperatif de, biz kooperatifi şöyle kurduk. O günün parasıyla 250 TL civarında vatandaştan katkı payı alarak, Allah razı olsun, yine devletimizin, devlet su işlerinin katkılarıyla, yani kooperatifi kurak ne o zaman 7 kişiyi zorla bulduk. Ha işte kimisi su yok, kimisi işte olumsuz diye gördüler. Şu an Allah'a şükürler olsun 170 üyemiz var. Ama şu an şey sıkıntımız var, bizim kuyu sıkıntımız var. Devletimizden yani nasipse 1-2 kuyu ta bu bölgede, yani yıllar kurak gidiyor. İşte kurak gittiğinden dolayı kuyuya ihtiyacımız var. Buradan inşallah sizlerin sayesine, Çiftçi TV sayesine şey olarak sesimizi duyururuz. Yani 1-2 tane daha sondaj kuyusu devlet su işleri tarafından yapılır. Devlet su işlerinden Allah razı olsun orada emeğe geçen bütün Alim Bey'inden, şimdi Adem Bey var, yine müdürlerimizden, yani emeğe geçen herkesten. Şimdi bizde de başkan olarak Metin Elmas başkanımız vardı 2010 yılında. O şekil yine yönetimden arkadaşlar vardı. Yine üyelerimiz vardı. Sonra işte biz yaptık, bayrağı biz aldık. İşte 3 sene önce bayrağı Ali kardeşimize devrettik. Ali kardeşimizle başarılı bir şekilde kooperatifimiz gidiyor. Ve 3 başkanımızla birlik içindeyiz. Yani bir şey dedi mi başkanımız orada oluyoruz. Veya işte Ali dedi mi ismi, Metin başkanım olsun, Ali başkanım olsun. Bizler birlik içindeyiz. Çözmeye çalışıyoruz. İşte bizim tek sıkıntımız kuyu, kuyu, kuyu. Yani devletimiz... Kuyuyla da bitmiyor ki, elektrik fiyatlarının da düşmesi gerekiyor. Elektrik fiyatları acilen düşmesi lazım. Yani gerçekten, yani bir Osmancık olarak değil, Türkiye genelinde bu elektrik sıkıntılı kooperatiflerde. Bir daha kooperatif kanununa da bir an önce milletvekillerimiz, Cumhurbaşkanımız, Tarım Bakanımız sesimizi duysun ki bu kanunu bir an önce, çiftçilerin şeyi bu, gelir getirici amaçlı bir şey değil yani. Kooperatifler birlik beraberlik içinde kanunlardan çok sıkıntı çekiyoruz. Başkanım da burada. Yani kanunlar bizi rahat elimizi şey yapamıyor yani bağlamış, hareket edemiyoruz yani rahat. Gerçekten kanunların bir an önce çiftçiler için, kooperatifler için düzeltilmesi lazım. Buradan milletvekillerimize, yine Cumhurbaşkanımıza, Tarım Bakanımıza seslenelim ki başkanımla beraber gerçekten bir an önce bu sulama kooperatifleri ne ama güneş panelleri masrafsız, ama işte CRA'nın düşürülmesi veya kanunların biraz daha gevşetilip bu kooperatiflere, işte yıllar kurak gittiğinden dolayı her kooperatife, yani bizim Osmancık kooperatif olarak 2-3 kuyuya ihtiyacımız var. Yani Türkiye'de bütün kooperatiflerin de ihtiyacı var. Allah'a şükür bizim bir borcumuz yok da diğer kooperatifler gerçekten batak içinde. Bizim de yani şu an en acil kooperatif olarak şeye ihtiyacımız var. Elektrik fiyatlarının düşürülmesi ve 2-3 tane devlet tarafından son kuyu açılması lazım. Bugün de bizleri değerli başkanım, hem muhtar kardeşim, yayla köyümüzün muhtarı, çalışkan muhtarı ve kooperatifimizin de başarılı vallahi başkanı. Bizimle geliyor, muhtar sabahtan beri bizimle geziyor, yüzü gülmüyordu da plaketi alınca gülmeye başladı. İnşallah. Bugün de bizim şey var, kooperatif genel kurulumuz var. Hayırlı uğurlu olsun üyelerimize, başkanımıza. İşte bugün de bizi başkanımız onur etmiş, plaka hazırlatmış. Gerçekten onure oldum başkanım, mutlu oldum. Elektrik soruna çözüm bulunmalı.
Yani bu panel olabilir, güneş paneli olabilir ya da farklı bir şey olur ya da elektrik fiyatını yani düşürmez. Şunu taş olarak düşünelim. Taşın altına biz kooperatif olarak, muhtar olarak, yani yayla muhtarlığı olarak, diğer muhtarlıklar olarak, başkanım olarak biz elimizi koyuyoruz. Devlet sadece bizim yanımızda olsun yani. Bu konuda oldu şimdiye kadar ama bundan sonra daha da yıllar kurak gittiğinden daha da yanımızda olması lazım. Çiftçinin yanında işte çiftçiye destek var ama esas çiftçilere destek yok ya. Alın teri döken güneşin altında 40 derecede şey yapan destek yok. Destekler yanlış yere gidiyor. Gelse yetkili ilçe tarımdan veya Manisa il tarımdan veya devlet su işlerinden kooperatiflere dese ki ne ihtiyacınız var? Bizim acilen şey ihtiyacımız var. Yani basit yani. Türkiye'de tarımı çözmek basit. Gelecekler elektrik pahalı. 2 lira veriyorlarsa 1 lira. Biz yine ödüyoruz yani. Borcumuz da yok. Elektrik borcumuz da. Ama borcunu ödemeyen elektrik şeyleri onlar ödüllendiriyor. Affediliyor, şey ediliyor. Yani basit yani. Çiftçinin şeyini çözmek basit. İlçe tarım, il tarım veya devlet su işlerinden gelsinler bura. Başkanıma veya bana sorsun. Sorun ne? Sondaj. Ne elektrik fiyatı? İş çözülecek. Başka biz... O zaman biz, şeyde bir sıkıntı çıkıyor bu tarım. Yani şimdi devletin bir kurumu var. Tarımla, hayvancılıkla ilgilenecek. Herkes işini doğru yaparsa aslında sorunlar otomatikmen çözülür. O zaman bir yerde sistem tıkanıyor. Yok, takip olayı yok. Takip yok. Takip işte, denetleme yok. Yani şu an işte muhtarım, başkanım da bilir. Yani iş tamamen takip. Yani denetleme yok. İşte görüyorsunuz piyasa burada. Erik 15 lira ama İstanbul'da ikinci erik 25 lira. Ama aracı arkadaşlar 1-2 lira kârına şey yapıyor. Ama fırsatçı, çok fırsatçı var Türkiye'de. Bu fırsatçılık düzelmedikten sonra 50 yılda Türkiye yine aynı olur, aynı olur, aynı olur. Yani bu fırsatçıları, aracıları temizlememiz lazım. Yani aracı dediğimiz bu arkadaşlar değil de. Buradan İslam sonra giden yerler. Yerdeki arkadaşlar. Bunlar da işte ekmeğin parası için evet, buralara geliyor. Yani 1-2 topan ekmek için diyelim. Geldiğiniz için onay ettiniz. Bugün işte kooperatifimizin işte genel kurulu var. Ali Başkanımız da bizi onur etti. Allah razı olsun başkanım. Bunu bir abi olarak alıyorum. Allah razı olsun. Bugün işte Çiftçi TV'de gelmiş. Erol Bey bizim vesile köy programı oldu. Vesile oldu. Buradan Çiftçi TV kanalıyla Ali Demirel'le başkanıma sağ olsun, Allah razı olsun. Bize böyle bir ince bir hediye olsun diyelim. Hayırlısı olsun diyelim. Erol teşekkür ederim. Ederiz. Sağ olun. Evet, Allah son olarak başkanım. Muhtarımızı ne mutlu güldürebildiysek, sevindirebildiysek. Valla bizim de emekleme gezerken gülmüyordu. Plaket vermek gerekiyormuş demek ki. Gülmeye başladı. Ya kendisine teşekkür ediyoruz. Yani bu demin de anlattığı gibi kolay bir şey değil yani. Bu emek belli. Ama basit değil ama bir şekilde çözüm bulur. Evet, evet. Ya bizim en büyük sıkıntımız muhtarımın anlattığı gibi elektrik ve bir iki tane daha kuyu. Evet. Yani bir projelendirmeyle onlara en kısa zamanda bir çözüm bulunup otomatikten sorun çözülür. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, yani gördük ki bu bölgede ciddi anlamda ihracat meyveleri, işte kirazı, erikleri üretiliyor. Üretilirken de tabii ki kalite içinde suya ihtiyaç var. Bu köyde de su kuyularına ve suya ihtiyaç var. Özellikle de tarımla uğraşan vatandaşların, suyla uğraşan vatandaşlarımızın, üreticilerimizin elektrik fiyatlarının yüksek olmasından bir serzenişler var, şikayetleri var. Bu konuda da bir çalışma yapılıp güneş paneline dönmesini istiyorlar. Bu kalite bozulmadan bu topraklardan giden ürünler kaliteli olarak gideceği yerlere tekrar ömür boyu ulaşmaya devam etsin diyelim. Devam edeceğiz, bizden ayrılmayın. Gördüğümüz kadarıyla da köyde ablalarımız yoğun bir şekilde çalışıyor. Erkekler meydanda yok. Niye böyle abla? Benim erkeğim yok zaten. Ha, kendi başıma kafam rahat diyorsun yani. Ha, olan, seni tanıyalım bir. Meryem Çakır. Meryem Çakır. Buradaki herkesin soy ismi Çakır mı? Yok, ondan eltiyiz. Öyle mi? Ha, ondan eltiyiz ondan. Sen neler yapıyorsun köyde? İşte bahçe, bahçe, tarla, kiraz. Anladım. Ben bu köylüyüm. Burada doğma büyüme. Senin burada tavukların var. Ha, tavuklarım var, köpeğim var işte. Kendi yani kendime. Geçimini nasıl sağlıyorsunuz köyde? Emekliyim. Emeklisiniz. Emekliyim. Yumurta satıyor musun? Satıyorum.
bekliyorsunuz? Pazarda sıkıntı yok diyorsun. Pazara gitmişler, evimize geliyorlar alma. Evi alıyorlar değil mi? Evet, tabii ki eve geliyorlar. Son zamanlarda da böyle şeyi kıymeti evet, bilindi değil mi? Aynen. Doğal ürünlerin aynen kıymeti. Onun için de aslında köyde tabii ki üreticilerimiz, özellikle köylü ablalarımız üretiyorlar. Onların da bunu satması ve geçimini sağlaması gerekiyor. Bu konuda da insanlar artık bunun farkında, ta şehirlerden kalkıp buraya gelip bu ürünleri alıyorlar. Peki bahçede neyin var? Marulum var, soğanım var, pazım var, her şeyim, baklam var. Her şeyim var. Şimdi cennet meyvası dikecektim siz gelmeseydiniz. Nerede? Orada, tarlada. Şu anda var mı? Cennet meyvası kendi mi? Meyvasını mı soruyorum? Var tabii ki. Neler yapıyorsunuz? Yiyoruz onu, erdiriyoruz. Bunlar muhtarları kurutuyor ama biz öyle bir şey bilmiyoruz. Biz yeşil olarak yiyoruz. Taze olur. Taze olarak taze yiyoruz. Erdirip yiyoruz. Aslında evet, böyle dilim dilim yapıp kurutuyorlar onu. Dilim değil de muhtarımız bütün şey de kurutuyorlar. Ha, bütün, ben öyle yapamıyorum. Hiç de yapmıyorum. Olan lazım oldum alıp geliyor bana bir iki. Yapsan kışın yersin ya. Onunla uğraşmıyorum. Kalabalığım da yok. Ben böyle rahat yiyeyim diyorsun. Ha, benim rahatım güzel. Bahçeye böyle. Bahçeye ne diktin? Marul, soğan, pazı, işte her şey. İhtiyacın kadar. Aynen. Çoluğuma, çocuğuma, eşime, dostuma veriyorum onlara. Çocuklar nerede? Turgutlu'da. Berber benim oğlan. Ha, orada çalışıyor. Berber. Sen o zaman köyün keyfini sürüyorsun. Ha, çok rahatım burada. Allah'ıma şükürler olsun. Bugünlerim aratmasın. Bir de köpeğim var. Tonim bir dene. Bir dene. Zaten bir tane başka yok. Vardı, anası da vardı. Ha, anası nereye gitti? Anası gelin ettik. Öyle mi? Evet. İyi yapmışsın. Ta karşı köylere gelin ettik onu. Böyle eskiden maniler vardı, kimse bilmiyormuş burada ya. Biz öyle şey bilmiyoruz. Ben çalışmak nazar maniyi kim gördü? He. Çocukluğum fakirlikten geçti. Fakirdik yani. Çalışma çok... manileri öğrenmene mani oldu yani. Tabii 20 sene bir fiil çalıştım. Evet. 20 sene çalıştım. Mani ne? Evimizin işini zor yapıyorduk. Değil mi? Akşam eve geleceğiz, yemek, bulaşık dediğin gibi. Çamaşır elde yıkanıyordu. Makine mi vardı? Vallahi Allah kolaylık versin. Yok, ne diyelim? Şimdi Allah'a şükür her şeyimiz var ama bu sefer sağlığın hayırı yok. Zeytinden salamura yaptın mı? Yaptım. Böyle hani bidonlara dolduruyorsun. Kırma mı yapıyorsunuz? Kırma da yaptım. Çizme de yaptım. Çürütme de yaptım. Çürütmeyi biz çuvalda yapıyorum ben. Nasıl oluyor? Yani salla, tuz atıyoruz. Hani 2-3 güne bir sallayı sallayı veriyoruz. Bak getiriyorum. Bu kırma olan. Ha, bu kırma. Tamam. Tutayım. Bunu kırma yapıyorsun. Bu kırma. Neyle kırıyorsun? Taşla. Daha taşın da orada duruyor daha. Yani taşla kırıyorsunuz. Sonra evet, kırma yapıyorsunuz. Kırma. Çürütme dediğin? O çuvalda yapıyorum ben. Kimiz... Siyahlaşıyor mu? Nasıl oluyor? Siyah zeytinden olur zaten. Siyah zeytinden yaparız. Biz kara topak dediğimiz bir zeytin vardır. Ben ondan yapıyorum. Kendi ağaçlarım var burada. Ondan yapıyorum. 2-3 kere sallıyoruz işte. Arada tek tük olmadığı durumu seçeriz. Taze yanan pek tatlı olur. Anladım. Valla inşallah bir gün onu tatmak da nasip olur i̇nşallah, değil mi? Yaparken çekeriz. İnşallah, inşallah. Olur, tamam, olur, olur. Niye olmasın? Peki, ben teşekkür ediyorum. Rica ederim. Saksı hareket etti, biz kaçalım. Tamam. Evet, değerli izleyicilerimiz, gezimiz devam ediyor. Bizden ayrılmayın. Değerli izleyicilerimiz, Kavalı ile güzel bir amcamızı bulduk. Şimdi ondan güzel bir türkü dinleyeceğiz. Gençlere de örnek olsun. Çünkü hem kavalını kendi yapıyor, hem çalıyor, hem söylüyor. Öyle mi dayı? Öyle. İsim ne? İbrahim Temiz. Temiz. Hem yıkanmış. Temiz iş yapıyorsun. Şimdi ne çalacaksın bize? Türkülerden böyle devam edelim. Türkülerden mi? Tamam. Çal bakalım. Bana ne yazdan bahardan, bana ne borandan kardan, aşağıdan yukarıdan yolun sonu görülüyor. Aşağıdan yukarıdan yolun sonu görülüyor. Azrail gelir kendi, ne adem ne efendi, sayılı güller tükendi, yolun sonu görülüyor.
Geçtim dünya üzerinden, ömür dolu nefesinden, bak feleğin çemberinden yolun sonu görülüyor. Bak feleğin çemberinden yolun sonu görülüyor. Azrail gelir kendi, ne adir ne efendi, sayılı güller tükendi, yolun sonu görülüyor. Bir tane daha söyle bakalım. Tamam. Karadır kaşları benzer kömüre, yardan ayrılması zarar ömüre. Kollarımdan bağlasalar kara demire, kırarım demiri giderim yara. Ormanlardan aşağı aşar giderim, nazlı yâri kaybettim ağlar gezerim. Ormanların gümbürtüsü başıma vurur, nazlı yârin hayali karşımda durur. Karadır kaşları ferman yazdırır, senin aşkın beni diyar gezdirir. 100.000 doktor gelse yaramı azdırır, yaramı sarmaya yar kendi gelsin. Ormanlardan aşağı aşar giderim, nazlı yâri kaybettim ağlar gezerim. Ormanların gümbürtüsü başıma vurur, nazlı yârin hayali karşımda durur. Güzel dağ başında bir top garidim, garidim. Yağmur yağdı, vurdu, güneş eridim, 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 oh eridim. Evvel yarın sevgilisi benidim, benidim. Şimdi uzaklardan bakan ben oldum, ben oldum, ben oldum, oh ben oldum, ben oldum. Yüce dağ başında yatmış, uyumuş, uyumuş. Ela gözlerini uyku bürümüş, 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 o bürümüş. Evvel küçük idi, şimdi büyümüş. Şimdi uzaklardan bakan ben oldum, ben oldum, ben oldum, oh ben oldum, ben oldum, oldum. Peki bu kavalı sen kendin mi yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Kendim. Nasıl yapıyorsun? Yarım saatte yaparım. Neden yapıyorsun? Ne olur zaman? Su borusu, gargı, ne olur zaman? Peki satıyor mu? Yok ya, satmak yapmam. Hemen kendim. Ne hediye amaç? Hediye mi? Ya kendime oyalama işin işte. Parayı veren düdüğü çalar demiyorsun yani. Yok, o maksatı hiç yapmadım. Kendim ilahi yaparım böyle bak. Ötme bülbül, ötme bülbül, derdime dert katma bülbül, benim derdim bana yeter, bir dert desen aşma bülbül, bir dert desen aşma bülbül.
A bülbülüm yaslam olsun kafeslerde, besli misin bencilleyin hasta mısın? Garip garip ötme bülbül, garip garip ötme bülbül, ötme bülbül, ötme bülbül, derdime dert katma bülbül, benim derdim bana yeter, bir dert desen açma bülbül. Teşekkür ediyorum. Ağzına yüreğine sağlık. Çok sağ olasın. Değerli izleyicilerimiz, biliyorsunuz ki programlarımızın kapanışında güzel türkülerle, ezgilerle sizlere veda ediyoruz. Halil Oğuz sazları bir yapan birisi var, emek veren birisi var. Her ne kadar sayısı azalsa da biz denk geldik. Onları da sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bakalım burada hangi sazlar yapılıyormuş. Merakta olan arkadaşlarımıza da vesile olmuş oluruz diye düşünüyoruz. Önce tanıyalım hocam sizi. İsmim Murat Memiş. Turgutlu'da doğdum 1978 yılında. Rahmetli dedem ve ailemden gelen bir geleneği halen de sürdürmekteyiz. İşte müzik geleneği. Çocukluktan gözümüzü hep müziğin içerisinde açtık. Babam memur olmasına rağmen yine halk eğitimlerde, korolarda görev almıştı. Beni de yanında götürürdü. Bu sebepten dolayı biz de hep aşina olduk müziğe. Müzikten kopamıyoruz ve bunun yanı sıra endüstri meslek sesini okuduk, torna tesviye bölümü. Müzik de olunca işin içinde enstrüman yapmayı denedik, heveslendik. Rahmetli dedem de tulum imalatı yapardı kendisi. Velhasıl daha halen de bu işi sürdürmekteyiz Turgutlu kasabasında. Aslında şey var mesela, Ege bölgesi dendiği zaman tabii ki tulum biraz böyle farklı oluyor ama arkadaşlarımız biraz böyle Kafkas'tan gelme olunca evet, o taraflardan bir sazdan bahsediyoruz. Evet, dedem o yıllarda tabii Kars, Iğdır yörelerinde çok çalışmışlar, yaşamışlar. Oralardan buraya göçmüşler. Oranın tabii çalgısı olan tulum enstrümanını kendisi yapar, icra edermiş kendisi. Biz de farklı enstrümanlara gönül verdik. Özellikle ney, mey, balaban, kaval, zurna, nefesli enstrümanlar ilgimi çekti. Bunun imalatını nasıl yaparız derken ustalarımızdan, üstadlarımızdan feyizlenerekten, bu işin en doğrusunu nasıl yaparız araştırmasını yaparaktan, elimizden geldiğince kültürümüzü çevremize, insanlara, ülkemize ve ülke dışına tanıtmaya çalışıyoruz. Eşimle beraber, eşim de sağ olsun destekçim oldu. Kendisi de Kültür Bakanlığı somut olmayan kültürel mirasçı, sanatçı kimliği var. O, kendisi de ritim aletleri yapar. Bendir, tef, davul gibi. Beraber ailece, işte kızımız Ege Üniversitesi çalgı yapım okuyor, ut bölümü. Oğlumuz güzel sanatlar okuyor, yine ney bölümü. Ailece bu işe gönül verdik. Maksadımız, evet, maksadımız güzel bir şeyler bırakabilmek, hizmetler bırakabilmek. Kolunuzda bir altın bilezik var. Eyvallah. Bu arada da tabii imalatçı olunca da göğsünde de şey yerine, kolye yerine talaş var. Eyvallah, eyvallah. Zevk duyuyoruz çünkü bir farklı materyale isim veriyorsunuz. Düşünün, zurna yapıyoruz. Yani şunu bir şey olarak düşünelim, alayım. Evet. Bir ağaç olarak düşünün. Ağaç sonra bir oduna dönüşüyor. Evet. Odun kalas derken işte bu hale geliyor. Tabii bir emek var işin içinde. Sonra da bundan çıkan güzel ezgilerle eğleniyorsunuz. Aynen öyle oluyor. Evet. Çünkü tohumken toprağa düşüyor. Yine yapmış olduğunuz programda daha çok bahsediyorsunuzdur ilaki. Çiftçi abilerimiz bu işin daha üstesinde bilgiler vermişlerdir sizlere. Tohumken toprakta ağaç oluyor. Ağaçken meyve veriyor. Meyveden insanlar istifade ediyor. Derken odunu da işe yaramıyor değil. Ne yapıyoruz? Seçiyoruz düzgün olanlarını, enstrüman olabilecek ağaçlardan. İşliyoruz, isim değiştiriyor bu sefer. Tohumdu, ağaç oldu. Ağaçtı, meyveye döndü. Evet. Derken zurna oldu, evet, mey oldu, balaban oldu. İsim değiştirdi ve gönüllere hitap etti. Tabii bunu biz ne yapıyoruz? Akortluyoruz. Her enstrümanın akordu var. Akordu güzel yapmak lazım.
her enstrümanın akordu olduğu gibi her insanın da bir akordu var. O yüzden bütün insanlar da aslında akortlu bir şekilde yaşamış olsa, hayatlarını sürdürmüş olsa. Akort verme şansı yok mu hocam? Yani o da zamanla. Sonrasında zorunlu olunca akort veriyorsunuz ya. Evet. Şu insanlara da, dengesi bozulan insanlara da bir akort verme şansı var mı? Elimizden geldiğince Osmanlı geleneğinden gelen kültürümüzü sürdürmeye çalışıyoruz. Rehabilitasyon merkezlerine görev alıyorum. Orada müzikle tedavi aslında. Evet, müzikle tedavi yapmaya çalışıyorum. Eski usul yine. Elimizden geldiğince gönüllere de dokunmaya çalışıyoruz. Evet. Peki şeyi sorayım. Yani şimdi ağaç dedik ama her ağaçtan olmuyordur muhtemelen. Evet. Ağaç türleri neler? Bizim ülkemizde yetişen yerli ağaçlarımız erik, kayısı, dut, zeytin, diş budak ağacı dediğimiz zeytingillerden yine. Çok farklı kiraz olsun, meyve veren ağaçtan olması lazım. Yani suyu emmemesi lazım bu ağaç. Sert yapılı, sıkı yapılı olması lazım ki üflediğiniz ses tonları daha parlak gelsin. Ama ithal ağaçlar da yapıyoruz. Mesela dışarıda yetişen Afrika, Kanada gibi yerlerde yetişen ağaçların da enstrüman olduğunu biliyoruz. Yapıyoruz onlardan da. Şu andaki yaptığınız en çok zorunlu mı? Kaval falan da var mı? Şu an yani taleplere zor yetiştiriyoruz. İşler gerçekten yoğun gidiyor. Biz tabii bu açıdan da mutluyuz. Yani seviniyoruz. Hem manevi açıdan faydası oluyor, hem maddi açıdan faydası oluyor. Evet. Bizler de ulaşabildiğimiz yere kadar ulaşmaya çalışıyoruz. Şu an hepsi revaçta diyeyim. Zurna meraklısı arkadaşlarımız çok. Selanik zurnası özellikle bizim Turgutlu'ya özgü Selanik tarafından gelen muhacir abilerimiz bu kültürü taşımışlar buraya. Biz de elimizden geldiğince o yörenin zurnasını yapıyoruz. Tabii her yörenin zurnasını da yapıyoruz çeşitli olarak. Aslında sanatçı dendiği zaman şimdi bir emek var, bir sanatçı kimliğiniz var. Tabii ki bir ağacı sonrasında bir saza çeviriyorsunuz. Evet. Ama onlar aslında paradan ziyade ne diyeyim, ilgi, değil mi? Evet. Yani ilgi olursa en büyük hazineleri ilgi. Bu kadar emek verirken de sanatçıya ilgi gösterirseniz dünyadaki en büyük hazinesi de bu. Tabii ki. Evet. Mesela sağ olsun benim bu işe vesile eden kişi kıymetli üstadımız, şu an Türkiye'ye, dünyaya mal olmuş bir sanatçımız o da. Halil Çökrekli zurna üstadı. İlk zurnamı kendisinden aldım. Hatta ilk sorusu şuydu, ne yapacaksın sen zurnayı, hayırdır, yani ben de ya zurna çalacağım, hoşuna gitmişti. Madem öyle gel sana yardımcı olayım demişti, sağ olsun. O zaman o zurnayı almamla işte zurna yapma merakı ortaya çıktı. Üstadlarımızın doğrultusunda en doğru enstrümanı yapmaya çalışıyoruz daha halen de. Peki herkes zurna çalabilir mi yoksa müzik kulağı olmazsa şart mı? Yani müzik kulağı, aslında yeteneksiz insan yoktur. Ben her zaman kurs da veriyorum halk eğitimlerde. Ney kursu, bağlama kursu veriyorum. Zurna isteyenlere zurna kursu veriyorum. Yeteneksiz insan yoktur. Sadece zaman ayırmanız yeterli. Evet. Yani tüm dostlarıma, ben tüm ulaşabildiğim herkese söylüyorum. İlla ki bir enstrüman deneyin. Yani çok profesyonel yapamazsanız dahi bile en azından sizi meşgul edebilecek, sizi hoşnut edebilecek seviyeye kadar gelmeniz yeterli diye söylüyorum. Telkinlerde bulunuyorum. Herkes yapar. Tabii kiminin genetik oluyor müzik kulağı, kimisi de sonradan gelişiyor. Hani yapamam diye üzülmeyin. Tavsiye ediyorum ısrarla. Vallahi ben her zaman söylüyorum, emek veren. Yani biz de tabii bir kısımda onlar bu işin emeğini fazlasıyla yapan insanlar, ekranları taşıyoruz. Biz de emek veriyoruz ama emek veren insanlara sahip çıkın. Sahip çıkın. Eyvallah. Biz mikrofondan anlatıyoruz da eyvallah, çoğu anlamıyor. Aslında zurnayla anlatsak anlarlar mı? Allah'ın izniyle anlarlar diyoruz inşallah. Şimdi tabii değerli izleyicilerimiz, bir sürü emek var tabii burada. Biz kısaca anlattık ama birazdan.